Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kahve makinesini açılık telve kahve makinesini temizlemesi ve yine kırmızı ışık problemi yapıyor. Onu göstereceğim nasıl yaptığımı. Öncelikle su tankını çıkaracağım. Su tankı daha önceki videolarımda göstermiştim. Şu parmaklarımızı buraya dayayarak hafiften bastırıyoruz ve geri çekiyoruz. Bunu içi kirleniyor. Şu su haznesi şey doluyor. Bazen yosunlaşma. Bunu yıkayacağım şimdi. Yani yapıyoruz öyle su dibinde kalıyor. Tekrar su ekliyoruz. Buna dikkat etmezsek sorun yapıyor. Şunu kapağını kaldırıyoruz. Ve dipte hafif yosunlaşma yok ama hafiften sararma kir var. Bu çok bırakırsanız farkında olursunuz. Belli bir tabaka oluşturuyor. Bunu yıkayacağım güzelce. Peki videomda göstermiştim, onu da söyledim. Şu içeride bakır teller var. Orayı temizlememiz gerekiyor. Orası suyun olduğunu algılayıp ışığı yanıp sönmesini, o devreye oradan geçiyor. Onu temizleyeceğim ben. Daha önce bezle silerek yeterli oldu. Eğer olmazsa zımparalamak gerekiyor ama bezle onu temizlemek yeterli olacak. Nemli bezle temizleyeceğim. Ve şunu da dişini kuruluyorum. İçini kurutmaya gerek yok. Zaten su dolduracağım için. Dışından kurutuyorum. Ve şu kapağını tekrar yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Bunu yerleştirmesi de bir sorun yok. Ve şunu kapatıyoruz. Tekrar yerine koyacağım. Yerine koyarken de aynı şekilde ayarlıyoruz ve iyice bastırıyoruz burayı. Bastırınca tam yerleşiyor. Bunu iyice yerleştirdiğimizde emin olalım. Bu şekilde. Şimdi vizi taktım. Şu an yine kırmızı ışık sorunu devam ediyor gözüküyor ama ben suyu doldurunca kesileceğini düşünüyorum. Evet, bunu çekiyorum. Kaldırıyoruz biraz. Suyu dolduruyorum. Bakalım ışık sönecek mi? Tamamen dolduruyorum. Çizgiye kadar her zaman suyu doldurmaya da uğraşmayacağım. Evet. Problem ortadan kalkmış oldu. Kapatıyoruz şunu. Aslında bu şekilde oluyordu. Bir yerde bir şimdi şu
içi bazen iyice temizleyebiliyoruz. Ben makineye atıyorum ama da yine de makinesi olmayanlar için içi karardıysa lezzetini bozar. Şu tabandan açılıyor. Şimdi onu göstereceğim. Şuralarda delikler var. Daha doğrusu tornavidayı takabileceğimiz kadar çentikleri var. Bunu çeviriyoruz. Bu şekilde bastırıyoruz kendimize doğru. Sağ, sola doğru çeviriyoruz. Şu kapağını açtığımız zaman tavanı da çıkmış oluyor. Bunu bu şekilde rahatlıkla temizleyebiliriz. Bak diplerine kir oluşmuş oldu. Ulaşamadığımız yere. Bu şekilde bunu temizliyoruz. Daha lezzetli kahve olmasını sağlıyoruz. Ben bunu temizleyip tekrar takacağım. Evet, yıkadım. Tabii daha kolay oluyor. Tertemiz oldu. O karartılar falan hiçbir şey kalmadı. Tamamen temiz halde. Şunu da şu dip kısımlarını tabii oturduğu yerde contaları var. Fazla hasar vermeden bu kısmı da yıkayacağım. Evet. Şunu kapatıyoruz. İyice yerleştiğinden emin oluyoruz. Şu kapağı da takıyoruz ama çok dikkatli olup düz olmasını sağlıyoruz. Elle sıkıştırıyoruz. Sonra açarkenin yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Diğer tarafa sıkıyoruz. Fazla da sıkmıyorum. Tekrar açmamız gerekirse zorlanmama açısından bu şekilde kapatmış oldum. Şimdi de iyi bir kahve pişireyim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi de bizim buradaki meşhur Mehmet Efendi kahvesinde yapacağım. Taze alınmış, hemen yeni alınmış. Şimdi ondan yapacağım. Kahvemizi kaynım aldı. Buradan teşekkür ediyorum. İki kişilik yapıyorum. Şimdi içeceğiz. Şeker atmayacağım. İki ölçek attım. Şimdi denemiş olacağız. Evet, kahvemiz pişti. Şimdi dolduralım. Evet, bol köpüklü kahvemiz hazır. Bir konuyu daha göstereceğim. Arada çok yakın zamanlarda yapmak gerekiyor. Daha sonra. Evet, diğer bir konu da bu üst taraftaki şeyler kirleniyor. Onu bu şekilde, pardon yanlış yaptım. Şimdi suyu doldurdu bastım suyu doldurdum demin yanlışlık yaptım. Suyu doldurarak koymuyoruz. Suyu doldurdum. Şu an bunu iyice buhar vuracak orası. Temizleyeceğim. Evet, ışık yandı. Bu işi bitti. Şimdi temiz bir
Nemli bez alıyoruz. Şu fişini İçini. çekeceğim. Çektikten sonra dibini ellemiyoruz, sıcak. Şu üst kısımlarda kahvenin verdiği is, kir. Ben göstereyim. Bak, bu şekilde kirler oluşuyor. Başka temiz taraftan tutuyorum şimdi. Tekrar bir daha silin. Yani oradan temiz halde çıkıncaya kadar temizliyoruz gözeneklerini. Çünkü kirli olursa oradan sensör görememiş olur. Evet, şimdi fazla kiri yok. Diğer taraftan da şu şekilde buhar vurdurmadan nemli bezle siliyorum. Bakalım temizleyebilmiş olacak mı? Ama temiz suyu kaynatarak içinde yapmak daha güzel. Kiri çok az bir şey aldı kiri. Bunu tekrar ben koyacağım. Hafifçe çekmiştim. Tekrar çalıştırıyorum. Bu şekilde şu an kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadı. Evet, tekrar su aldı. Bu da ayrı bir sorun. Tekrar su almaması gerekiyor. Şimdi onu çıkarıyorum. Burayı test edeceğiz. Bakalım burada kir birikmiş mi? Fişini çekmem lazım. Bir tehlike oluşmaması için. Gerçi oraya elektrik gelmiyor ama bu şekilde bak, buhar tutmadan önce oradaki kiri çıkaramadım. Çıkmadı. Ya da bu tarafı çok kullanmadığım için oluşmamış. Evet. Yokmuş zaten. Kir oluşmamış. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.